İnsanlar hani yardım etmeye çalışanlara da köstek olmasınlar. Bağış demişken ben şundan da bahsetmek istiyorum. Filiz özellikle uyardı lütfen hani konuşma o konuları diye ama. Evet, gelelim üçüncü bizi çok güldüren, komik gelen, acı dolu yoruma. Yoruma. Ahbap var ve biz gerçekten Haluk Levent'e orada çok güveniyoruz. Ahbap Derneği'ne de çok güveniyoruz. Yani bu şikayet yanıltıcı bir şikayet diye biz de başvuru yaptığımız zaman 30 saniyede kanalımızı açtılar. Şayet bu iş böyle devam ederse de bundan sonra bir de bir ifşa videosu yapacağız. Bunu hangi kanallar yapıyor, neden yapıyor, acaba nedir? Merhaba dostlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet dostlar, zor zamanlar, henüz atlatabilmiş değiliz. İnşallah sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bu videomuzda biraz dertleşmek istedik. Söylemek istediğimiz bazı şeyler var aslında. Hem deprem bölgesiyle alakalı, hem bu bağışlarla alakalı, hem şu son zamanlarda hepimizin yaşadığı bu kötü ruh haliyle alakalı bazı şeyler söylemek istiyoruz. Depremle alakalı paylaşımlar yapıyoruz. Hem YouTube kanalımızdan hem de Instagram'dan. Ortalama 500 tane yorum gelmiştir bu videolara, paylaşımlara. Belki daha fazladır. Evet, arada yani olumsuz yorumlar da oluyor tabii. Bu vesileyle yani bu çektiğimiz videoda biraz onlara da yanıt vermiş olalım istiyoruz. Olumsuz yorum demişken dostlar, toplam 3 tane olumsuz yorum var. Bir tanesi çok çok daha farklı bir yorum. Şimdi birazdan ona değineceğim. Onunla ilgili de konuşmak istiyorum. Öncelikle aldığımız olumsuz yorumların ilki, neden arabanın üstünde İşte logonuz var, siz reklam yapmaya mı gittiniz oraya'ydı. Sizden de teyzem, siz amin. Deprem bölgesine yardım götüren hangi kurum, hangi belediye yardım araçlarının üstüne logosunu koymamıştık ki? Bu çok aslında normal ve olması gereken bir şey. Bir yandan da şöyle bir durum var ki, biz zaten Deniz ve Mücahit olarak şahısları adına da gitmediler. Sonuçta bir topluluk var, hitap ettiğimiz ve bir aile gibi olduğumuz. Onlardan, sizlerden, sevgili can bağlarımızdan gelen hem nakdi yardımlar vardı, hem koliler vardı. Yani sadece kendimizi değil, kanalımızı asla temsilen gittik bir yandan da. Atıyorum, Kadıköy Belediyesi arabasıyla geldiyse önünde Kadıköy Belediyesi yazıyor. Ya da işte SEK grubu bir şekilde bağış yaptıysa tırın önünde SEK yazıyor. Bu reklamdan daha çok biz de oradaydık demek gibi bir şey. Yani her defasında diyoruz bunu ama her defasında da daha çok hissediyoruz. Daha büyük bir aile olduğumuzu, böyle birlik olduğumuzu bilmiyorduk. Biz sadece hikayelerimizden böyle gidiyoruz dedikten sonra o kadar çoğunuz yazdı, destek olmak istedi, mesaj attı ki, yani oraya aslında biz Müce ile birlikte tek başımıza gitmedik. Biz oraya yani 11 bin, 12 bin kişilik koca bir aile olarak gittik ve yapabileceğimiz tüm yardımları yaptık. Zaten bu büyük ailenin gücüne biraz da inanarak aslında yola çıktık. Hem kendi yapabileceklerimizi götürecektik. Bir yandan da dediğim gibi gelen ekstra yardımlar vardı. Onları da ulaştırmak istedik. İşin bir de şöyle bir kısmı var ki, herhangi bir kuruma, bir yere bağlı değilseniz ya da bir dernekle ortaklaşa gitmiyorsanız sivilleri alınmıyordu biliyorsunuz bölgeye. Bununla alakalı çok haberler de okumuştuk. Şunu diyebilirim, mesela Gaziantep'te Yeniköy'e ve arkasındaki köylere o arabaya yapıştırdığımız stikerler sayesinde girebildik. İlk gün Kırıkan'a o stikerler sayesinde gidebildik. İkinci gün gece Hatay'a giderken, Hatay'ın merkezine giderken yine bu stikerler sayesinde girebildik. Çünkü yollar genelde ya polis ya jandarma tarafından çevrilmiş oluyor. Jandarma, polis arabanıza bakıyor. Şimdi o stikerlere bakıyor. Yani o stikerde tabii ki şimdi İstanbul'dan kaçışı ya da dam gezegenini kim bilsin orada. Bununla ilgili bir şey değil. Üstünde deprem bölgesi yardım aracı yazdığı için, aracın arkası da komple tıka basa gıda dolu olduğu için sizi salıyor ve gönderiyor. Bir taraftan da böyle bir artısı vardı. Biz bunun için arabanın üstüne o logoyu yapıştırdık. Anladım. Köyün adı neydi amcacığım? Çolaklar Dağlar Obası. Çolaklar Dağlar Obası. Tamam. Hadi yürüme. Çolaklar çok hadi ufak, Dağlar Obası'na yetişemiyor. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Hadi sağ olun. Geçmiş olsun. Muhtaç değiliz. Sadece ekmeğe ihtiyacımız var. İş Bankası'nın tüm personeli burada. Evet. Çadırını buraya kurdular. Eğer bunu reklam için yapıyor olsak, araç Sakarya'da dolaşıyor, İstanbul'a gidip geliyor. Yani çok daha etkili olurdu normal zamanda sticker yapıştırmak. Yani sticker olayına böyle cevap vermiş olalım ve onu kapatalım. İkinci olumsuz yorum. Dediğimiz gibi bunda 3 tane, üçüncüsü çok enteresan zaten. Yani bizi de biraz güldürdü, güldürmedi değil. Siz niye oraya gittiniz? Yani oraya giderek orada araç trafiği yarattınız. Orada bir işe yaramadınız ki gibi bir şeydi. Karınca kararınca
hepimiz elimizden gelen şeyleri yaptık. Yani şimdi bazı şeyleri söylemek doğru değil ama yani yanımızda gerçekten ciddi bir meblağ ile alışveriş yaparak oraya bu erzakları götürdük. İlk gün biz oraya gittiğimiz zaman Rize Çayeli'nden gelen inşaatçı arkadaşlar vardı. Göçük altından insanları onlar çıkartıyordu. İkinci gün Hatay'ın merkezinde olduğumuz zaman orada çorba dağıtanlar yine buradan Sakarya'dan Geyve tarafından giden orada tanıştığımız, dost olduğumuz bazı arkadaşlarımızdı. Zonguldaklı madenciler var. Onlar da ne yazık ki üçüncü gün oraya götürülebilmiş. Keşke ilk gün götürülebilselerdi. Bence bazı şeyler çok daha farklı olurdu. Yani bu afette orada gönüllüler olmasaydı gerçekten oranın işi çok zordu. O yüzden biz de hep şunu söyledik. Turistik amaçla gelen insanlar lütfen gelmesin. Çünkü yol üstünde biz de gördük öyle kişileri. Yani bir arabaya 3 kişi binmişler, 4 kişi binmişler, gelmişler. Ne erzak var, ne bir şey var, ne nakdi yardım var. Yani şu da olabilir tabii, o yüzden biz kimseyi yani yargılamıyoruz. Belki bir yakınını kaybetti, onun için geldi. Belki çocuğu oradaydı, belki annesi oradaydı. Hadi bu ayrı bir durum ama tabii bazı şeyleri de gördük. Yani araçla gelip oraya sağa sola 3-4 resim çekip geri dönen de çok fazla insan vardı. Bunların olmaması gerekiyordu. Ama bunlar da gönüllü değil. Yani gönüllülerle bunları birbirine karıştırmamak gerekiyor. Ya bir yandan da şöyle bir durum var. Tabii ki Mücahit ve Deniz buradan enkaz çalışmasına katılmak üzere gitmediler. Orada ihtiyacı olan enkazdan çıkarılmış ya da evleri deprem nedeniyle girilemez duruma gelmiş insanlara yardım götürmek üzere gittiler. Yani kazı yapmak, can kurtarmak profesyonellerin yapması gereken bir iş. Zaten böyle bir niyetle buradan çıkmadılar. Çünkü ona istinaden, yani onu kastederek sanki böyle bir şey söylenmiş, orada ne işe yarayacaksınız gibi. Hatta şunu söyleyebilirim, yani Mücahit'le birlikte biz hani köy köyde dolaşırken daha hiçbir yardım aracının girmediği, daha hiçbir SK'nın gelmediği birçok köye de uğradık ve erzak dağıttık. Bu bir tek götürdüğümüz erzakla ilgili değil, bu oradaki insanların evet birisi geldi, bize de birisi geldi demeleri için de bence çok önemliydi diye düşünüyorum. Yardım eden insanlar, televizyonda çok büyük rakamlar veriliyor. Çok büyük, çok hayal bile edemeyeceğimiz meblağlar veriliyor ama neredeyse bir hafta sonra, 10 gün sonra daha geç yardımlar toplanıyor. Hızlıca halk organize olmuş bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ne olur insanlar hani yardım etmeye çalışanlara da köstek olmasınlar. Halk bir şekilde hızla organize olmuş. İlk günden bir şeyler yapılmaya başlanmış. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Herkes elinden geleni yapıyor. Eminim eleştiren insanlar da elinden geleni yapmıştır. Ama yapanlara da birazcık daha destek olurlarsa daha iyi olur. Bağış demişken ben şundan da bahsetmek istiyorum. Filiz özellikle uyardı lütfen hani konuşma o konuları diye ama. Yani söylemeden edemeyeceğim. Bu bağışlarla ilgili iki şey söyleyeceğim. İlki, ya biliyorsunuz SMA'lı çocuklar var. Ve şu toplanan bağış toplanmış olsaydı onlar için belki Türkiye'de SMA'lı çocuk kalmayacaktı. Hepsi iyileşmiş olacaktı. Madem böyle bir para toplanabiliyor, madem bu kadar yardımsever iş insanımız var. Bunu vaktinde o çocuklar için niye toplamıyor? O çocuklar için toplanmaması acaba onlara herhangi bir bağış yapıldığı zaman vergilerinden düşemeyecekler miydi? Yani bu biraz sağ cebinden alıp sol cebine koymak gibi mi oldu? Gerçekten bu konuda da bizim çok soru işaretlerimiz var. Yani bu arada şöyle araya gireceğim. SMA hastası çocuklara bağış toplanması. Çünkü sayısı belli bu çocukların ve bu saatten sonra artık zaten testleri yapılıyor. Bundan sonra insanlar bunun bilincinde olacak, yaşayacaklar. Fakat benim Deniz'i uyardığım konu bundan bahsetmemesi değil. İnsanların acaba vergiden düşüleceği için mi deprem bölgelerine yardım yapıyor kısmıydı. Onu da orada bir araya girmiş olayım. O son komik yoruma geçmeden önce en son Instagram üstünden yaptığımız canlı yayında ki bu akşam yine canlı yayın olacak dostlar. Saat 7'de canlı yayınımızı açacağız Instagram üstünden. Hepiniz davetlisiniz. Orada edindiğimiz dostlar da barınmak için çadır, konteyner, tuvalet sorunu var, konteyner tuvalet gibi şeyler gerekli olduğunu söylemişti. Onların en aslında lazım olduğunu evet söylemişti. Bununla ilgili bir bağış mı yapsak diye düşündük ama dostlar bu bizi biraz aşan bir şey oluyor düşündüğüm. Çünkü yani o konteynerler 80-90 bin liradan başlıyor. Bir de bunun buradan oraya nakliyesi vesairesi olacak. O yüzden biz bunun yerine hani şöyle bir yönlendirme yapabilir miyiz acaba diye düşündük. Ahbap
var ve biz gerçekten Haluk Levent'e orada çok güveniyoruz. Ahbap Derneği'ne de çok güveniyoruz. Ve son duyduğumuza göre orada galiba bir toplu konut yapımına başlayacak toplanan paralarla. Siz bağışlarınızı bu Ahbap Derneği'ne yaparsanız eminim ki yerine ulaşacaktır ve çok daha iyi olacaktır diye düşünüyoruz. Evet, gelelim üçüncü bizi çok güldüren, komik gelen, acı dolu yoruma. Hatay'dan dönerken yolda bu üçüncü olumsuz yorumumuza denk geldik. Ve aslında ilk başta okuduğumda böyle moralim bozuldu. Az önceki bu konuştuğumuz iki konunun birleşimiyle ilgili bir şeyler söylüyordu. Aynı zamanda bizim ne kadar cahil, ne kadar böyle kötü insanlar olduğumuzu söyleyen, aslında çok onur kırmak, yapılan şeyi değersizleştirmek üstüne kurulu bir yorumdu. Şimdi ben orada şuna baktım, bilgisayardan az çok anladığım için. Yorum 23 dakika önce yapılmış, 24 dakika önce de hesap açılmış. Yani sadece bu yorumu yapmak için birisi hesap açmış. Ben de bu yoruma şöyle bir cevap yazdım. Dedim ki siz dedim yeni bir hesap açmışsınız ve sadece eleştirmek, kötü söz söylemek için bu yorumu yapıyorsunuz. Hatta bunu hesap açıp yazmamışsınız bile. Kopyalamışsınız ve hesap açıp yapıştırmışsınız. Çünkü o kadar süre bile yok hesap açması ve o mesajı yazması arasında. Siz dedim IP'nizi gizlememişsiniz. IP'nizi gizlemediğiniz için de siz daha önceden hangi kullanıcıya girmişsiniz? Bunlar gözüküyor dedim. Utanmıyor musunuz bu durumdan dedim. Bu dedim çok komik. Ben şu anda dedim sizin kim olduğunuzu görüyorum. Tak diye yorumu sildiler. Tabii korktular. Ne yazık ki kanalımızla bu şekilde uğraşan bazıları da var. Biliyorsunuz Can Bağlarımız Filiz ile Deniz isminde de ayrı bir kanalımız var. Filiz ile Deniz kanalını açtığımız ilk gün, yayınladığımız ilk videoda şikayetlerden dolayı kanalımız kapatıldı. Yani şikayet edilecek bir şey yok ortada. Yani devamlı video yüklüyoruz ve bunlara dikkat ediyoruz. Çünkü ailelerin izlediği bir kanalız. Böyle çocuklarıyla, eşiyle, dostuyla, karısıyla, kocasıyla oturup bizi rahatsız olmadan izleyebilsin diye bu videoları yapıyoruz. O yüzden herhangi şikayet edilecek bir durum yoktu. Zaten yani bu şikayet yanıltıcı bir şikayet diye biz de başvuru yaptığımız zaman 30 saniyede kanalımızı açtılar. Ama bu şekilde uğraşan bazı insanlar var. Ya buradan da şöyle bir sonuç çıkmasın. Biz eleştiriye açık değiliz ve eleştirilere kızıyor değiliz. Bunlar eleştiri değil. Yani karalama ve iftira tadında şeyler. Yani çok çirkin. Eleştirebilirsiniz. Tabii ki farklı görüşlerde olabiliriz. Bundan daha doğal ne olabilir? Mutlaka izleyenler arasında farklı fikirlerde olduğumuz insanlar da vardır. Yazanlar da olmuştur. Biz asla saygısız bir yorum cevaplamıyoruz, yani o şekilde cevap vermiyoruz kimseye. Bu bizim tarzımız, hayatta bakış açımıza çok ters. Fakat eğer ortada bir haksızlık varsa o da tahammül edilebilir bir şey değil. Eleştirmek değil bu. Bu başka bir şey yani. Ona da taviz yok. Şayet bu iş böyle devam ederse de bundan sonra bir de bir ifşa videosu yapacağız. Bunu hangi kanallar yapıyor, neden yapıyor, acaba nedir? Onlara bir cevap hakkı doğsun, cevap versinler değil mi? Bir sonrakine öyle devam edelim. Bu aslında olumsuz bir yorum değil, fakat tam olarak kendimizi ifade edemediğimizi ya da yanlış anlaşıldığımızı hissettiğim bir şey oldu aslında. Filiz ile Deniz kanalında paylaştığımız videodaydı sanırım. Yok. Bunda mıydı? Bundaydı. Deprem Nasıl Olur da. Ha, Deprem Nasıl Olur, evet. Biliyorsunuz Deprem Nasıl Olur diye bundan önceki videomuzda gelen bazı yorumlar var. Biz ya burada inançla alakalı bir şeyi sorgulamıyoruz. Zaten o çok farklı bir şey, yani inanç çok farklı bir konu. Siz deprem bölgesinde tüm önlemlerin gerçekten aldığına inanıyorsanız, her şey tamam da mı artık buradan sonrası takdir ilahi diyorsanız, o durum başka bir şey. Biz de inanıyoruz tabii ki, her şey Allah'tan, o farklı. Ama tüm tedbirlerin alınmadığını düşündüğümüz için bazı varyansınlarda bulunuyoruz ki çoğunluğun da aynı fikirde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani tekrarlarsak, bilim insanlarına danışılarak bir yerleşim planı yapılsaydı, düzgün mühendislere binalar çizdirilseydi ve düzgün mühendisler bu binaları kontrol etseydi, 3-5 kuruş almak için normalde geçemeyecek binaları geçirmeselerdi, belirli bir kat izni verilseydi ve buna uyulsaydı, büyük ihtimal şu an orada yıkılan bir tane bile bina olmayacaktı. Evet, yani nihayetinde bir de şöyle bir durum var. Hiçbir şekilde yaptığı binalar yıkılmamış müteahhitler de var. Demek ki olabiliyor. Bunu haberlerde, sosyal medyada sıkça paylaşılıyor. Görmüşsünüzdür. Demek ki olabiliyor yani. Deprem Allah'tan, ona bir şey demiyorum ama bu kadar ölüm Allah'tan mı? Orası biraz soru işareti. Yani ihmalde birazcık hani tedbir bizden, takdir Allah'tan. Yani burada insanın hiç mi suçu yok? Buradaki ana suç bence insanın. Dostlar, yani deprem bölgesinde olması gereken evleri olması gerektiği gibi yaptırmadığımız gibi, deprem sonrasında da aslında çok
organize bir şekilde afete müdahale edemedik. En başta tekrar söyleyeceğim, bu Zonguldaklı maden işçileri ilk gün oraya götürülmesi gerekiyordu. Çünkü bu konuda daha tecrübeli kimse yok. Daha çok insana ulaşabilecek kimse yok. Ancak üçüncü gün akşam, dördüncü günü müdahalede bulunmaya başladılar. Niye orada ilk gün inşaat araçları yoktu, direkt insanlar göçük altından çıkartılmaya başlanamadı? Yani burada çok fazla insanın mesuliyeti var, çok fazla insanın aslında suçu var. Yani tek dileğimiz inşallah tüm suçu olanlar cezalandırılır ve cezasını bulur. İnşallah. Bu arada küçük de bir dilek, umut ediyorum arama kurtarma çalışmaları şu noktada bitirilmez. Çünkü hala canlı bir şekilde kurtarılan, İnsanlar hayata oluyor. Tutunmuş ve mücadele etmiş insanlar var. Yine görüyoruz haberlerde, sosyal medyada takip ediyoruz. Umuyorum çalışmalar devam eder. Acı ama şöyle bir durum var ki hayat devam ediyor. O yüzden normalleşmeye başladınız diye, hayat bir şekilde akışında devam etmeye başladı diye kendinizi kötü hissetmeyin. Çünkü olması gereken bu. Ülke kocaman bir cenaze evine dönmüş ama hayat da bir yandan devam ediyor. Tutunmak zorundayız, devam etmek zorundayız. Buradan çıkartmamız gereken dersleri çıkarıp çocuklarımız için, sevdiklerimiz için, sevenlerimiz için hayata tutunmamız lazım. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bir daha aynı hataları yapmamamız lazım dostlar. Hoşçakalın.